71. kez sahiplerini bulan Emmy ödülleri. Taşlar Yerinden Oynuyor belgeseli lansmanı. Bu toplantıda bilgiler alacağım. 5 Sanat'ta Zeki Özarslan'la piyanoya dair. Oyuncu Adnan Biricik'in oyunculuk serüveni. Kültür sanat gündemini hayatınıza taşıyan Hayat Sanat başlıyor. El Cezire, Balkanlar tarafından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen 2. Uluslararası Belgesel Festivali, Suriyeli yönetmen Vaad El Kateab ve İngiliz yönetmen Edward Watts tarafından çekilen Forsama belgeselinin gösterimiyle başladı. Suriye'deki savaşı kadın gözüyle anlatan ve genç yönetmen Al Kateab'ın Halep'te yaşadıklarını beyaz perdeye aktardığı belgesel, izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Saraybosna'da 24 Eylül'e kadar devam edecek festivalin yarışma kısmındaysa, AJB Ana Ödülü, AJB Program Ödülü ve İzleyici Ödülü olmak üzere 3 ödül verilecek. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Türk Film Haftası, Türk sinema tarihinin kült filmlerinden Susuz Yaz'ın gösterimiyle sona erdi. Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği himayesinde Yunus Emre Enstitüsü'nce düzenlenen etkinliğin kapanış programına, 1963'te yönetmenliğini Metin Erksan'ın üstlendiği Susuz Yaz filminin başrol oyuncusu usta oyuncu Hülya Koçyiğit ve Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç katıldı. Belgrad'da 15 Eylül'de başlayan etkinlik kapsamında Aşk Tesadüfleri Sever, Türk İşi Dondurma, Organize İşler 2, Buğday, Unutursam Fısılda, Anons, Ahlat Ağacı, İşe Yarar Bir Şey, Genç Pehlivanlar ve Sofra Sırları filmleri Belgrad'lı sinema severlerle buluştu. Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kemerköy yakınında yer alan antik çağın önemli liman kenti Parion'da 1800 yıllık surların ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Antik çağdan itibaren önemini koruyan Parion'da, kazıların Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 12 aya çıkarılması kapsamında çalışmalar sürüyor. Türk sanat müziğinin unutulmaz isimlerinden Zeki Müren için, ölümünün 23. yılında son yıllarını geçirdiği ve ölümünden sonra müze olarak düzenlenen evinde mevlid okutuldu. Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı tarafından Sanat Güneşi olarak tanınan sanatçı için ortaklaşa verilen mevlide vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Anma etkinliği kapsamında müzeyi ziyaret edenler sanatçının eşyalarını ilgiyle inceleyip hatıra fotoğrafı çektirdi. Bingöl'ün Solhan ilçesinin Murat köyünde yapımı süren Kalehan 2 barajı nedeniyle sular altında kalacak alanda yürütülen kurtarma kazısında Urartu dönemine ait yaklaşık 3600 yıllık yerleşim yeri ortaya çıkarılıyor. 158 kişinin katılımıyla sürdürülen arkeolojik kazıda şimdiye kadar çok sayıda eser ve seramik parçası bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü öncülüğünde Murat köyündeki Nori Köyük'te geçen yıl başlatılan kurtarma kazıları tüm hızıyla sürüyor. My thanks to our shows. Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen Emmy ödülleri 71. kez sahiplerini buldu. Alex Borstein. Amerikan televizyon yapımlarına verilen ödüller Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle açıklandı. RuPaul's Drag Race. Final bölümü seyirciler tarafından eleştirilse de 71. Emmy ödüllerinde yaratıcı Emmy ödülleriyle birlikte 32 dalda aday gösterilen Game of Thrones en iyi drama dizisi seçildi. Dizideki performansıyla Peter Dinklage, 4. kez en iyi yardımcı erkek oyuncu Emmy ödülünü aldı. En iyi mini dizi ve en iyi mini dizi senaryo ödülleri, hikaye anlatımı ve vurucu sahneleriyle izleyicilerden tam not alan Chernobyl dizisinin oldu. Bilim kurgu antolojisi dizisi Black Mirror'ın interaktif yapımı Bandersnatch, en iyi TV filmi ödülüne layık görüldü. And the Emmy goes to Phoebe Waller-Bridge. Phoebe Waller-Bridge, aynı ödülü 8 kez alan rakibi Julia Louis-Dreyfus'u yenerek en iyi kadın komedi oyuncusu seçildi.
Brava. Brava indeed. Drama dalında en iyi kadın oyuncu seçilen Judy Comer, gecenin sürprizlerinden oldu. Ödüle kendisi de şaşıran Comer, kazanacağını tahmin etmediği için törene anne ve babasını davet etmediğini itiraf etti. İstanbul Modern Sinema yeni sezona Bir Başka Rusya programıyla başlıyor. Program 21. yüzyılın sinemasına özellikle derin ve karmaşık psikolojik dramlarla damgasını vuran çağdaş Rus sinemasının karanlıkta kalan yüzüne ışık tutuyor. Seçkide son 10 yılın yerli gişede başarılı olduysa da yurt dışında az bilinen, çoğu Türkiye'de gösterilmemiş filmler yer alıyor. Zooloji, arkasında kuyruğu olan orta yaşlarda bir kadının varoluş mücadelesini izleyiciye yoruma açık bir alegori üzerinden aktarıyor. Savaş sonrası psikolojiyi anlatan Sırık, savaşın yalnızca binaları değil, insan ilişkilerini, aile bağlarını ve cinsiyetçilikten bireyselliğe kadar pek çok algıyı da yıktığını vurguluyor. Farklı sosyal sınıflardan iki kadının bir trende tanışıp geliştirdikleri arkadaşlığı konu alan Kokoko, komünist rejim sonrası Rusya'nın sınıflar arası iletişimsizliğini anlatan bir romantik komedi. Volga Nehri'nin batısındaki Mari etnik grubuna dair 23 kısa hikayenin anlatıldığı Mari Çayırı'nın kutsal eşlerinde bu etnik gruba dair pek çok bilgi şiirsel bir anlatımla sunuluyor. İzleyiciyi kendine çeken sinematografisiyle dikkati çeken Kız Çocuğu, doğruyla yanlışı, suçluyu ve suçsuzu kimin nasıl yargıladığına dair düşünmeye de itiyor. Hayat bulduğu Rusya kırsalındaki yaşam koşulları kadar sert bir anlatıya sahip olan Yaşamak, sevdikleri bir aile üyesini kaybeden üç farklı karakterin hikayesini anlatıyor. 19 Eylül'de başlayan Bir Başka Rusya film gösterimleri 29 Eylül'e kadar İstanbul Modern'de olacak. Altıncı Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali büyük bir coşkuyla sürüyor. Festival, farklı coğrafyalardan insanları bir araya getirerek Mevlana'nın sevgi ve muhabbetini müzikle kalplere nakşediyor. Mevlana'nın 812. doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali açılış konserini ney ve bağlama virtüözü Ömer Faruk Tekbilek yaptı. Kanun virtüözü Göksel Baktagir ve bağlama virtüözü Hasan Genç dinleyenlere doyumsuz bir dinleti yaşattı. Michael Jackson başta olmak üzere birçok sanatçının vokalistliğini yapan ABD'li şarkıcı Della Miles de programın konukları arasında yer aldı. Atölye çalışmalarının da gerçekleştiği Mistik Müzik Festivali'nde tekke musikisi, abdal musikisi, cami musikisi ve cemevi musikisi kendi ustaları tarafından anlatılarak uygulanacak. İran, Cezayir, Dağıstan, Tacikistan, ABD, Norveç ve Yunanistan gibi ülkelerden sanatçı ve toplulukların sahne alacağı festival, 9 gün boyunca sanatseverlerle buluşacak. Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 2004'ten beri düzenlenen Konya Mistik Müzik Festivali, 30 Eylül'de Mevlana Celaleddin Rumi'nin doğum yıl dönümünde düzenlenen kapanış programıyla sona erecek. Yunus Emre Enstitüsü'nün yürüttüğü Avrupa Birliği Türkiye Kültürler Arası Diyalog Programı kapsamında süren Taşlar Yerinden Oynuyor, Avrupa'nın Neolitik Köprüsü Anadolu Projesi'nin lansmanı İstanbul Fransız Kültür Merkezi Auditorium'unda geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Proje hakkında şimdi bu toplantıda bilgiler alacağım. Proje, Türkiye'de toplumun arkeolojik varlıklara yönelik farkındalığını artırmayı ve Anadolu'nun arkeolojik mirasının tanıtımına bir belgesel filmin yapımına olanak vererek uluslararası vurgu kazandırabilmeyi amaçlıyor. Türkiye'deki 26 kazı alanının dünyaya tanıtılması yönünde önemli bir adım olan bu projenin tanıtım toplantısında Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Şeref Ateş söz aldı. Özellikle kültürel arası diyalog programı konusunda kısaca açıklama yapmak istiyorum.
AB Türkiye delegasyonuyla birlikte yürütücüsü olduğumuz hibe dağıtımını üstlendiğimiz bu projenin temel amacı Türkiye ile AB ülkeleri arasında bağ kurmak, kültürel bağlar kurmak. Belgesel tamamlanmak üzere ve tamamlandığında özellikle Anadolu'nun Neolitik döneme ait bütün kazı alanları ve bulguları bütün dünyaya tanıtılacak. Sadece Türkiye'de değil, özellikle Avrupa'da proje yürütücüsü Fransızlar ve aynı zamanda Türkiye'den çok sayıda sivil toplum örgütü var. Çok kaliteli bir eser olacağı malum ilk toplantıda gördüğümüz gibi. Bunun dünyada tanıtılması tabii Türkiye'nin turizm olarak ve ortak kültürel miras olarak insanlık açısından çok yeniden tanımlanıyor. Göbekli Tepe'den sonra Türkiye'deki 26 kazı alanının dünyaya tanıtılması çok kıymetli bizim için. Yunus Emre Enstitüsü olarak da biz projenin bu şekilde hızlı ilerlemesinden dolayı çok mutluyuz. Ateş, Taşlar Yerinden Oynuyor projesinin önemine dikkat çekti. Kültürler Arası Diyalog Programı çerçevesinde AB'den aldığımız kaynak ile ilana çıktık ve 4 projeden bir tanesi de bu projeydi. Desteğe değer bulunan ve hakikaten bu proje şu anda çok ciddi bir mesafe kat etti. Bu bakımdan da özellikle Kültür Bakanımızın ve Kültür Bakanlığı'na bağlı birimlerin desteğiyle alandaki izinler, çekim izinleri vesaire tamamlandı. İnşallah 2020 ortalarında da bütün dünyada bu belgesel gösterilerek Türkiye yeniden gündeme gelmiş olacak. Ortaya çıkarttığımız bilgi toplumun her kesiminde farkındalık yaratmak, düşünce sistemini zenginleştirmek, yaşamı anlayabilmesi için toplumla paylaşmaya çalışıyoruz. Bir arayüz oluşturmaya çalışıyoruz. Bu bizim temel görevlerimizden bir tanesi. Şu ana kadar genellikle aslında Avrupa kendi köklerini bugünkü toplantıda da ifade edildiği gibi hep Yunan ve Hellenistik kültür olarak görür. Oysa bakıldığında Avrupa için de kültürel köprü Neolitik dönem. Bu Neolitik dönemi anlatan kazılar ise gene Avrupa kültürü için de Avrupalı insanlar için de yeniden bir düşünme, yeniden köklerini yeniden sorgulama fırsatı getirecek. Onun için Türkçe'de çok güzel ifade edildiği gibi taşlar yerinden oynayacak. Doğanın ve tarihin ortak bir özelliği var. O da hep üstünü örtüyor. Arkeolog Dr. Martin Godo'nun moderatörlüğünde proje belgeselinin yönetmeni Enis Rıza, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ethem Eldem'in katılımıyla gerçekleşen oturum, projeye dair söyleşiyle sona erdi. Ve bunun farkındalığını yaratmak, toplumun hafızasına ve bilgisine çıkarmak, bilgi alanlarına çıkarmak ve o zihinsel kanalları açmak temel sorumlusu. Sezen Aksu, Orhan Gencebay ve Ferdi Özben gibi Türk halkının gönlünde taht kurmuş sanatçıların şarkılarını piyanosuyla yeniden yorumluyor. Piyanist Zafer Özarslan, Türk müziğinde popüler olmuş parçaları dünyanın her sahnesinde dinleyicilerle buluşturuyor. Piyanoya 7 yaşında başlayan sanatçı, Timur Selçuk'tan bir süre eğitim aldı. Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitimine devam eden Özarslan, London College of Music Examinations'ta eğitim gördü. Eğitimim klasik müzik üzerineydi ama ta ki bu askerliğim sürecimde bitip gelene kadar 2011'de aldığım bir teklifle ben Antalya'ya geçtim. Antalya'daki en güzel otellerden birinde piyanist olarak göreve başladım. Evet, sağ olsun yani patronumuz bana değer veren bir insandı. Her şeyimi toplayıp bir hafta içerisinde oraya gittim. Orada çok ilginçtir. Hayatımda hiç çalmadığım eserleri, bugün çalacağım meseleleri tahmin dahi etmeden oraya girdim. Sonunda geldiğim durumda yani birkaç zaman içerisinde ilk sahnemde de ben bir Sezen Aksu eseri çalıyordum ama bu derece Türk müziğini kendi müziğimizi yani dünyaya Ruslara, Almanlara, bu milletlerin insanlarına, otel misafirlerine çalacağım ben de tahmin etmemiştim.
Özarslan çaldığı Türk bestelerini Polonya, Belçika, Almanya, Rusya gibi farklı milletlerden insanların beğenisine sunuyor. Türkiye'yi beni tanısın, bütün dünyada tanınmış bir piyanist olmaktı amacım. Ve çok şükür bu zamana kadar da kendi vatanımda tanınmaktan, tanıtımımdan haricinde öncesinde önce dünya milletlerine Polonya'dan da, işte İskandinav ülkelerinden de, Norveç'ten de, Danimarka'dan da, Ruslardan, Rusya, Ukrayna, Almanya'dan da çok değerli dinleyicilerim oldu. Zafer Özarslan, konserlerinde seslendirdiği yerli ve yabancı pek çok eseri yeni video klibiyle geniş kitlelere duyurmaya hazırlanıyor. Ben bu zamana kadar ister istemez kendi vatanımdan önce Almanlara, Ruslara vesaire diğer milletlere çaldım otelde. Avrupa Birliği gibiydi. Bu zamana kadar bir 8-10 milyon insan olmuştur en aşağı tahminim. Ben artık kendi vatanımda kendi insanlarıma da işte Orhan Gencebay'a kadar dahi dinleyebilecekleri bir müzik sunmaya başladım. Bu nasıl oldu ben de bilmiyorum ama bir baktım ki Sezen Aksu'yu temsil eder hale gelmişim. Yani bunları Ruslar dinliyor ve gerçekten saygı duyuyorlar. Türklerin böyle eserleri var mı diyerek gittiler kendileri. Bunun için uğraşıyorum artık. Kendi tabii eserlerimiz de olacak. Kendi yaptığımız eserleri de mutlaka yakında çalacağım. Zafer Özarslan'ın hayali yurt dışında konserler vererek Türk bestelerini dünyaya duyurmak. ...46 yıl önce şiirlerini dünyanın eteklerine birer yıldız tozu gibi bırakarak vefat etti. Pablo Neruda en hüzünlü şiirini ölümüyle yazdı. Neruda'nın çocukluğu babasının görevli olduğu küçük taşra istasyonlarında geçti. Köylüleri, mevsimlik tarım işçilerini, maden işçilerini yakından tanıdı. Okulda düş kurmayı seven, şiirler yazıp kitaplar okuyan bir öğrenciydi. İspanya İç Savaşı ve Garcia Lorca'nın ölümü onu derinden etkiledi. Bu sırada şiirlerini topladığı Kalbimdeki İspanya kitabı iç savaş sırasında cephede basıldı. Aynı yıl ülkesine dönen Neruda, daha sonraki eserlerinde siyasi ve sosyal konuları işledi. 1939'da Paris'te İspanyol göçmenler için konsolosluk görevine getirildi. Meksika'daki konsolosluk görevi sırasında yeni kitabını yazdı. Güney Amerika kıtasının doğası, insanları ve tarihi yazısını epik şiir olarak anlattı. Yaklaşık 250 şiirin yer aldığı eser 10 dile çevrildi. 1943'te Şili'ye dönen Neruda, çeşitli siyasi sebeplerden dolayı 2 yıl boyunca kendi ülkesinde kaçak yaşadı ve ardından yurt dışına çıktı. 1970 yılında Şili başkanlığı için desteklediği isim başkan olunca Neruda'yı Şili'nin Fransa elçisi olarak görevlendirdi. Şair Neruda, 1971 yılında edebiyat dalında Nobel ödülü aldı. 1972 yılında sağlık sorunları nedeniyle elçilik görevini bırakarak Şili'ye döndü. 24 Eylül 1973'te yaşama veda etti. Namlu bir arşın. Amerikalılar buna patron diyorlar. Kurtlar Vadisi, Kızıl Elma, Payitaht Abdülhamit, Kimse Bilmez. Seslendirme sanatçısı ve oyuncu Adnan Biricik, 41 yıldır pek çok farklı karakterle izleyici karşısına çıkıyor. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümünden mezun olan Biricik, İstanbul Devlet Tiyatrosu kurucuları arasında yer alıyor. Çok eskilerde başladı. Daha lise 1'de öğrenciyken, okuduğum lisede Steinbeck'in Fareler ve İnsanlar adlı bir oyunda oynadım. Pek beğenildik. Ondan sonra benim zaten arzum vardı. O zaman konservatuara lise mezunu olmadan da alınıyordu orta diplomayla. Ve ben lise 1'den sonra okulu bırakıp sınavlarına katıldım. Konservatuara girdim. Ankara Devlet Konservatuarı'na kazandım. Ve 1978 yılında konservatuarı bitirdim. Bir yıl stajımı Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yaptım. Akabinde İstanbul Devlet Tiyatrosu'na sanatçı olarak tayin edildim. O günden bugüne yani 41 yıldır da hiç ayrılmadan Devlet Tiyatrosu ailesindeyim. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun da kurucuları arasındayım.
Sanatçı, Yaralı Geyik, Deli Dumrul, Sahibinin Sesi, Kral ile Bilge Tavşan, Samanyolu ve Umut Cinayeti isimli tiyatro oyunlarında sahne aldı. Devlet Tiyatrosu'nun aslında sahip olduğu bir misyon var. Kültürü yaymak, tiyatro sanatını ya da opera sanatını, bale sanatını yaygınlaştırmak gibi bir hizmet var. Ve bunun için de devletin ayırdığı bir bütçe var. Dolayısıyla biz bu hizmeti yapıyoruz. Bizim üstlendiğimiz misyonda devlet tiyatrosunun dışındaki özel tiyatroların oynayamayacağı, gerek gişe nedeniyle, gerek kadro nedeniyle, ekonomik nedenlerle oynamayacağı bazı büyük prodüksiyonlar vardır. Klasikler vardır, yerli yabancı klasikler vardır. Bunları oynamak, ne bileyim Müsahip Zade Celal'e yer vermek, Sofokles'e yer vermek, Shakespeare'e, Molière'e yer vermek, Ibsen'e, Chekhov'a yer vermek bizim misyonumuz içindedir. Bunu kuruluşundan beri zaten üstlenmektedir. Büyük müzikallerle, büyük kadrolu oyunlarla. Aynı zamanda deneme sahnelerimizde güzel az kişilikli oyunlar da yapılmıştır. Seyirci kalitesi devlet tiyatrosunda her zaman vardır. Belli bir seyircimiz her zaman vardır. Zaman zaman da hatta yer bulamamaktan şikayet ederler. Belli bir üniversite gençliği hep takipçimizdir. Ekonomik nedenlerle belli bir emekli kesimi her zaman takipçimizdir. Biz alışkınız bol seyircili salonlarda oynamaya. Halkımızın gerek kültüre verdiği önem, gerek mizaha verdiği önem nedeniyle seyirci sıkıntısı yaşamıyoruz. Sayısız sinema filminde seslendirme sanatçısı olarak görev yapan sanatçı, tiyatro oyunlarında dış ses olarak çalıştı. Ben her şeyden evvel Devlet Tiyatrosu'nun, daha doğrusu Devlet Konservatuvarı'nın oyunculuk bölümü mezunuyum. Seslendirme sadece ekstra, daha rahat yaşamak için yaptığımız işlerdir. Ben seslendirmenin çok büyük bir sanat olduğundan yana da değilim. Neticede oynayan insana ses vermektir. Burada zor olan iyi konuşmaktan ziyade doğru konuşmaktır. Yani benim güzel ses çıkarmam ya da güzel tonlama yapmam değildir önemli olan. O oynayan kişiye uyabilme, ona adapte olma, onunla yek vücut olup da onun ağzından çıkabilmesidir sesimin. Önemli olan odur. Ve Türkiye'de de bu iş gayet güzel yapılıyor. Biricik, özel bir kanalda yayınlanan Kimse Bilmez dizisinde Kurt Bey karakterini canlandırıyor. Ben Devlet Tiyatrosu'nda oynadığım oyunların çoğu komediydi. Aldığım ödüller de komedi sayesindeydi. Ama nerede avukat, nerede işte teşkilat başkanı, nerede efendime söyleyeyim mafya, bunları oynatıyorlar. O da yapımın ve seyircinin talebi sanıyorum. Özel bir kanalda Kimse Bilmez adlı bir dizide oynuyorum. Ondan önce Payitaht'ta oynadım uzun dönem. Ondan evvel işte herkesin çok iyi bildiği Kurtlar Vadisi vardı. Onun dışında Kızıl Elma, Şüphe, Racon, Böyle Bitmesin gibi gene TRT dizisi birçok işte yer aldım. Ben insanların arasında olmak istiyorum. Oğuz Atay'ın eserinden uyarlanan Korkuyu Beklerken oyununu Entropi sahne seyirciyle buluşturuyor. Savaşmadan yenilmiştim. Artık yalnız kalacağıma göre, kimse artık benim yüksek sesle ya da içimden düşündüğümü bilemeyeceğine göre, bundan sonra her şey bana nasıl geliyor söyleydi. Yüksek sesle de düşünürdüm, istediğim kadar korkardım. Bu sene yardımcı rolde yılın en başarılı kadın oyuncusu dalında Sadri Alışık tiyatro ödülünü kazanan Kalp, Kraft Kadıköy'de. (Gülüyor)
Oğuz Atay'ın Ne Evet Ne Hayır hikayesini Haha Tiyatro sahneye taşıyor. ...250 kişilik dansçı kadrosuyla aynı anda dünyanın farklı 3 yerinde gösteri yapabilen Anadolu Ateşi Aspendos'ta. Kaç milyon demiştin ağam? 10 milyon. 10 milyon için yardan da geçilir, serden de. Unutulmaz Yeşilçam filmleri açık havada izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Zorlu PSM Amfi'de bu hafta arabesk var. Beni affet sevgilim. Gerçeği şimdi öğrendim. Metin olun lütfen. Benden bir şey saklamayın doktor. Maalesef. Helvanızı yiyeceğiz. Şener dur! Görüyorum, görüyorum! Göremiyorum. Kör oldum. Şarkıcı Freddie Mercury'yi odağına alarak Queen grubunun nasıl bir araya geldiğini anlatan Oscar ödüllü film izleyiciyle buluşuyor. Our lead singer just quit. Then you'll need someone new. What's the lyric? Ready, Freddie? Let's do it. Klasik müziği, deneysel elektronik tınılarla harmanlayarak oluşturduğu kendine has müziğiyle uluslararası çapta ün sahibi olan İtalyan piyanist İstanbul'da. Üniversitede müzik üzerine eğitim aldıktan sonra söz yazarlığına başlayan İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Douglas Dare konser veriyor. Oh Father, I want you to be there. I want you to cheer us. I want you to be fair. I want you to love him as much as I do. Elgiz Müzesi'nin ev sahipliği yaptığı Varlığın İz Düşümü sergisi sona eriyor. Abdülmecit Efendi Köşkü 16. İstanbul Bienali süresince İçimdeki Çocuk sergisine ev sahipliği yapıyor.